Teşekkürler. Birisi hemen yazmış yorum ama sağ olsun var olsun. Evet, canlı yayınımız başladı. Bugün baklava yapıyoruz. Kendi yöntemimle yapacağım. Ama daha önceden hamurumu hazırladım. Size göstereceğimi söyledim ama iki kere canlı yayın açmak istemedim. Bir kere de yapalım. Pişirme aşamasını hatta göstermeyeceğim. Kendiniz yaparsınız oradan ötesine. Hemen başlıyoruz. Hamurumuz burada. Tabii ki de baklavanın hamurunu hazırladım. Burada cevizimiz var. Nişastamız var. Şöyle 1 kilo nişastamız var. Biraz da evde vardı. Bunları döktüm de kullanalım. Sonra onu da devam edeceğiz. Hemen başlıyorum yufkalarımı açmaya. Şimdi hamurumu dediğim gibi hazırladım. Şimdi hamurumda neler var? Malzemelerini sayayım. Daha sonra canlı yayından sonra açıklama kısmına da yazacağım. Evet, bugün baklava yapıyoruz. Bakın kızlar, bakalım yufkaları açabilecek mi? Maşallah demeden de geçmeyin. Sonra nazar olurum, beceremem. Evet, hamurumuz burada. Baklava hamurunu hazırladım dediğim gibi. Yarım saat oldu ben bunu hazırlayalı ki biraz dinlenme aşamasını biliyorsunuz. Her zaman hamur işlerinde birazcık dinlenirse çok daha güzel açılır. Baklavanın hamurunda ne var? 250 gram margarin erittim ki böyle yoğurması kolay olsun. Çok yumuşak margarin kullanırsanız eritmenize de gerek yok ama ben erittim, yine de garanti olsun. Yarım çay bardağı da sıvı yağ kattım içine donmaması için. 3 tane yumurtanın sarısını, beyazını koymadım. Beyazı sıkıyor hamuru ve güzel şerbetini içine almıyor. 3 tane yumurta sarısı, 1,5 yemek kaşığı sirke, 1,5 su bardağı yoğurt. Süt kullanmıyorum. Yoğurt ile yapıyorum. Aleykümselam Zehra, hoş geldin. 1 çimdik tuz. Hemen şöyle şeytan karışmayacak kadar. 1 çimdik, fazla değil. 1 tane kabartma tozu. Hamurunun malzemelerini sayıyorum kızlar. Daha sonra yazacağım yine. Yarım çay kaşığı da karbonat koydum. Tamam. Hemen şimdi başlıyoruz. Teşekkür ederim Zehra. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Cevizim burada. Şu görmüş olduğunuz tepsiye yapacağım tatlımı kızlar. Şunu da indirelim. Bu da nişastan 1 kilo aldım. Biraz evde vardı. Önce onları döktüm ki kabın içine onlar kullanılsın. Ziyan olmasın. Daha sonra diğerini biraz daha dökeceğim zaten de. Bu az çünkü. Hemen başlıyoruz baklavamızı hazırlamaya. Çok uzun sürebilir. İşi olan çıkabilir. Olmayan da bakabilir. İnternet bol olur. Evet. 1 kilo nişasta. Nişastayla açacağız. Hiç un kullanmıyoruz açma aşamasında. Yoğurmasında un kullanıyoruz. Ama açmasında nişasta. Şöyle dökelim. Bu az çünkü burada. Biraz dökelim. Kalırsa da daha sonra tatlılarda ben böyle kullanıyorum. Biraz bol alıyorum ki nişastaya garanti olsun. Yetmemezlik yapmasın. Evet. Şöyle bakın, kabımın içine nişastayı döktüm. Hamurum burada. Şimdi ne yapıyorum? Kendi yöntemimle. Herkesin yöntemi değişiktir. Hani niye öyle yaptın, böyle yaptın demeyin çocuklar, tamam mı? Bakın hamurum da burada. Baklava hamurum. Malzemelerini az önce saydım. Ama yazacağım. Her dakika saydırmayın ben. Çünkü bir sürü iş yapacağım. Yarısını unutabilirim. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle küçücük ne kadar diyelim bunu? Cevizden küçük. Fındık kadar diyelim. Şöyle fındık kadar parçalar koparıp bakın bu şekilde nişastanın içine atıyoruz. Göz ayarı. İyi bakın da siz de yaparsınız. Şimdi biraz onu böyle yapacağım. Yemek değil, yemek değil. Tatlı yapıyoruz. Bayram geliyor. Bayram geliyor. Çingen dönüm değil. Ay, ağzımda durmadı. Öyle derler ya hani büyüklerimiz. Böyle bayrama birazcık özen gösterelim değil mi? Tatlı tatlı. Hadi bakalım çocuklar, hoş geldiniz. Bol bol böyle yazın ki canlı yayınımız kalabalık olsun, tamam mı? Hadi güzel güzel şeyler de yazın. Kötü yorumlar yazmayın bak, küserim.
Gelenler hoş gelmişler. Evet, temizlik zamanı ama şu tatlıyı da bitireyim. Tatlı işini. Temizliğe geçeceğim çocuklar bir daha. Perdeleri yıkayacağım, halıları, yerleri süpüreceğiz, sileceğiz. Oruçluyuz da bir taraftan, yavaş yavaş değil mi? Önce şu tatlıyı bitirelim. Bir daha temizliğe geçeriz. Daha erkenden temizlersek yine batacak. Evet. Şöyle minnak minnak fındık büyüklüğünde çocuklar bak koparıyorum. Ve nişastanın üstüne direkt atıyorum. Hiç böyle bıçakla falan kesmenize gerek yok. El ayarı, gözle ayarı bakın. Böyle. Çok fazla konuşturmayın beni çocuklar. Boğazım başladı bak. Oruçluyuz ya. Hadi bakalım. Gelenler hoş gelmişler çocuklar. Ben bir taraftan böyle böyle çalışacağım. Biraz uzun sürebilir. Söylemedi demeyin. Hamurunu daha önceden hazırladım. İki kere açmayacağım. Açmayayım diye. Canlı yayın. Çünkü hamurun yarım saat şöyle bir saat beklemesi lazım. Dinlenmesi lazım. Böyle ne kadar çıkarsa gayet. Birazını yapalım da olmazsa açmaya başlarız. Bakalım ne kadar. Nişastaya dolduralım hamurları biraz. İşime hızlı hızlı devam etmem lazım çocuklar. Hadi yazın bakalım, siz oradan güzel şeyler yazın. Beğeni de atmayı unutmayın canlı yayına ki kalabalık olalım. Bol bol izlenelim değil mi? Tanem, Nebat, Er. Tanem, kızın mı? Herhalde kızın. Ya da sen annenin face'ine falan mı giriyorsun? Annenin mailinden mi giriyorsun? Hadi bakalım, gelin bakalım. Buyurun gelin bakalım. Toplanın toplanın. Ne kadar şu anda? 15 kişi. Aa, çok azız. Çok azız. Çocuklar yani. Boş konuşanların kilerine bir sürü topluyunuz. Biraz toplanın bakalım. Bak size tatlı tarifi gösteriyorum. Göz ayarı koparıp koparıp hemen yuvarlıyorum. Kaç tane ismin var Nebat? Bir tanem dedik. Bir tane de kumsal. Tamam, kumsal da dedim. Kızların sanırsan bunlar senin. Oruçluyuz. Oruçluyuz. Allah nasip kısmet ederse, kabul ederse tutmaya çalışıyoruz çocuklar. Bayağı bir bakın hamurlardan toparladım. Görüyorsunuz mu? Nişastanın içine doldurdum. Şöyle biraz karıştıralım. Alt kısmı insinler. Yapabildiğimiz kadar yapalım da tek sonra devam ederiz açmaya. Çok güzel Nebat. Teşekkür ederim. Herkesin Allah oruçlarını kabul etsin çocuklar. Bugün 20'si Ramazan'ın. Yazmadım bak başlığına 20'si diye. Tarih atıyordum hep ama bak bugün onu atmadık. Neyse bittikten sonra atarız tarihi. Aleykümselam Azerbaycan'dan Pavo Rahimov. Hoş geldin. Hoş geldin. Sizin baklavalara benziyor mu? Sizin baklavalarınız tabi değişik sanırsam değil mi? Şöyle kalın kalın kek şeklinde yapıyorsunuz.
Bu da bizim baklavamız, iyi bakın da yaparsın sen de. Bayansa yaparsın. Evlisen, eşin varsa, erkeksen eşine yaptırırsın. İyi bakın da. Yani Nevruz da yapıyorsunuz. Doğrudur. Biz bayramlarda yapıyoruz. Normal zamanda da tabii her zaman yapılır da. Biliyorsunuz baklava biraz masraflı. Az da olmuyor yani. Bayramdan bayrama. Közde. Köyde. Evet. Şöyle ufak ufak bakın, fındık büyüklüğünde diyelim. Azıcık da büyüğü olabilir. İşte göz ayar koparıp hemen tekerliyorum kızlar. Şöyle nişastanın içine dolduruyorum. Bakın. Yapabildiğim kadar. Eğer nişasta tamamen dolarsa haliyle başlayacağız açmaya. Hadi bakalım. İnşallah çabuk yaparız. Çok uzun sürmez. Henüz işleri yapmadım. Daha önce bir yapa yapa bir bulaşıkları yıkadım, bıraktım. Diğer işleri. Çünkü bunu çıkarmam lazım o arada. Evet. Şöyle yine karıştıralım. Bakın şöyle karıştırırsanız hemen her yeri nişastaya kaplanır. Bu nişastanın dağıtmamızın sebebi çok daha güzel böyle dağılan, ağızda dağılan bir baklava olur. İnşallah siz de yaparsınız. Bana bakarsınız burada nasıl yaptığıma. Hamuru da kendiniz yoğurursunuz herhalde o kadar. Aldığı kadar un. Malzemeleri yazacağım. Canlı yayın bitti ne? Malzeme listesi. Şeker burek kurabiyesi de var. Yapın bakalım bir kere de. Alayım seni konuk. Şu şeker burek kurabiyesini yap. Olur mu? Canlı yayında. Ya da videosunu yolla. Çek de. Kendi sizin memleketin tariflerini atabilirsin yani. Şeker burek. Duydum sanki de nasıl olduğunu bilmiyorum ya. İsmini sanki duydum ama. Olur. Tabii ki de güzel olmaz mı? Her yörenin kendine has lezzeti, her bölgenin, her ülkenin vardır. Tanıtmak isterim kanalımda. Her yörenin, her ülkenin kendine has tariflerini tanıtmak isterim. Söylüyorum sürekli zaten. Tariflerini yayınlamak isteyen benimle birlikte canlı yayına konuk alabilirim. Ya da bana yollayın tariflerinizi. Paylaşabilirim. Yani onay verirseniz tabii ki de kanalımda sizin yörenizin tariflerini, kendi yaptıklarınızı paylaşabilirim. Evet, şu kadar hamurum kaldı. Devam ediyorum. Daha bayağı nişasta koymuşum ben. Artık açmaya başladık mı? Haydi Allah. Açarız çocuklar ya. Şimdi toparlama işini bir bitirelim. Bu arada yeni gelenler kanalıma abone olmayı unutmuyor değil mi çocuklar? Abone olun. Abone olanlar da biliyor zaten ne yapacağını. Bildirimlerini açacak. Açacak ki güzel güzel canlı yayınlardan haberdar olacak. Devam edelim. Karıştırdıkça devam ediyoruz yani. Şöyle bitirelim bu hamuru başlamışken ya. Hamurumuz dinlendi. Yarım saat, bir saat arası dinlendirdim. Ki güzel açılsın, kolay açılsın. Hemen başlayacağım. Daha sonra da hemen hazırlamaya başlayacağız tabii ki de.
İnşallah donmaz canlı yayınımız. Dün açtım canlı yayın, dondu falan dediler ama tam olarak ben de izleyemedim. İnşallah donmaz. Yorumlarınızı görüyorum buradan direkt karşıdan. Her birine cevap veremesem de, çünkü ellerimiz çalışıyor hatır hatır. Durmak yok. Devam. Bakın hamurlarımız, tatlı hamurlarımız şu kadarcık kaldı. Onları da bitirivereyim. Çok da güzel oldular. Baklava. Ceviz koyuyoruz. Yarım kiloya. Şu anda şimdi ama tarifini yazdığına göre yorumlardan tekrar takip edeceğim. Oo. Yaparım belki. Ben de yaparım. Tamam mı? Senin tarifini. Son 3 tane. Şöyle bunları da ayarladık. Evet. Hamurlarımı toparladım çocuklar. Tamamen hepsini çok güzel. Vallahi bana ne güzel tarifi yazdın. Ama görüyorsun çalıştığım için buradan yorum zaten kaldırmıyorum. Bakacağım. Daha sonra. Şöyle bakın. Nişastanın içine doldurduk bütün hamurları. Tatlı baklava hamurlarını. Şöyle güzelce nişastada yuvarladık. Şu gördüğünüz tepsiye göre yapacağım çocuklar. Ona göre. Şöyle aşağı indirelim. Buraya da bez, temiz bez serdim. Açtığım yufkaları buraya yanıma sereceğim. Hemen yerimden kalkmadan tek tek sermeyeceğim. Neden? Üst üste böyle biraz serdireceğim. Ki şimdi bu nişastadan açmamız lazım ki kurumasın. Yani biraz üst üste getireceğim. Tabii çok fazla da kat yaparsak yapışır da. Ayarlayacağız bir ayar. Hadi gelenler hoş gelmişler. Sefalar getirmişler. Bugün baklava yapıyoruz. El açması baklava. Hamur malzemelerini yazacağım. Canlı yayın bittikten sonra hamurları küçük küçük fındık büyüklüğünde birazcık büyük de olabilir. Göz ayarı yaptım çünkü. Kopardım. Ve şimdi açma işlemine geçiyorum. Hemen nişastayla un falan karıştırmıyoruz çocuklar. Şimdi 2, 3, 4, 5, 6, 7 taneden bir tane açalım. Eğer tepsimizin büyüklüğüne tamam iyi gelirse şöyle açıyorum hemen elimle. Bakın bastırıyoruz. Bunları tek tek merdaneyle falan uğraşmanıza da gerek yok. Bakın böyle hemen bastıracağınız. Şimdi bastırdınız mı? Hemen bunları şöyle nişastada üst üste 3, 7 tane koydum ama tepsiye göre bakalım. Küçük gelirse bir tane daha ilave edebilirim üzerine. Tamam. 7 tane bakın. Şöyle yaptık. Hemen elimizle bastırdık tepesinden. Şöyle birazcık da nişasta üstüne. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bizim işimiz ileri, şeytanın işi geri demişler. İşimiz rast gitsin ve açmaya başlıyoruz. Hadi bakalım canlı yayını beğeni atmayı unutmayın. Tamam mı çocuklar? Başladım. Yorumlarınızı görürsem arada cevap vereceğim ama hızlı hızlı işimi takip etmem lazım. Bakalım 7 taneden açmaya başladık. Görüyorsunuz değil mi? Bak nasıl usta açıyor, gördünüz mü yufkayı? Usta olduğumuzu görün. Biraz kendimi de methedeyim. İyi bakın çocuklar, siz de yaparsınız, öğrenirsiniz. Şöyle ortadan böyle kenara doğru elinizi yavaş yavaş yuvarlaya yuvarlaya açacaksınız yufkayı. Böyle bakın ya, şöyle elleri kaydıra kaydıra. Bilmeyenler de öğrensin. Ağır çekimi alın.
Daha sonra videonun açık çektiğini bakabilirsiniz öğrenmek isteyenler. Ağır çekimi de alabilir bu bölümü açma, yük açma yerine. Nereden açacaksınız? Orada çark işareti var ya. Video hızı diye bir yer var. Oradan ileri geri ya da hızlandırma da yapabilirsiniz. Yavaşlatma da yapabilirsiniz videoları. Artı oradan da dil çevirilerine bakabilirsiniz. Tabii dil çevirileri canlı yayınlarda bir gün sonra önce yapabiliyorum çocuklar. Çünkü YouTube'un kendi düzenlemesi var ya. Bana çeviri yapmama izin vermiyor. Bir gün sonra ancak kendi düzenledik bitirdikten sonra yapabiliyorum. Ona göre yani hemen çıkmazsa korkmayın. Bir gün sonra ben onun çevirilerini yapacağım. Evet. Görüyorsunuz mu? Bak bak bak. Yufka nasıl açılıyor çocuklar. Devam ediyoruz. Tutmuşum hamuru da ya. Ellerime kollarıma sağlık ya. Ne güzel de tutmuşum. Şöyle açabildiğimiz kadar açacağız. Şöyle gösterelim. Bak bak maharetliyim diyorum. Biraz kendimi fazla övüyorum. Haksız mıyım? Haklıyım. Ha çocuklar siz bol bol yorum ve beğeni yapın oraya. Sohbet yazın. Şimdi bir tane açtım ya. Şöyle bir tepsimi ölçeyim bakalım. Göz ayar değil mi? Nasıl gerçek? Bak. Bak 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 bak. Yani gördünüz mü? Tepsinin büyüklüğünce yufkamı da bir güzel açmışım. Ben bunu şimdi çıkaracağım ki göz ayarı ölçeceğim ya karşıda. Tamamdır. 7 tane yeterli. İşte. Fotoğraf alın. Teşekkür ederim. Hemen şimdi bir tane açtık. İşimize devam ediyoruz çocuklar. 7 tane yetecek. Gördünüz mü? Tam benim tepsiye göre. 2 kaç oldu? 2, 4, 6 bir daha 7. Nişasta. Buradan da kullanalım. Şöyle biraz yer açalım. Buna da kullanalım ki kalırsa poşettekiler kalsın. Hemen böyle bastırıyoruz üstünden. Merdane ile açabilirsiniz de ben fazla uğraşmak istemiyorum. Ben böyle bakın kolay kolay çabuk çabuk. Şimdi onları böyle üst üste de koyuyoruz. Koyduk mu koyduk. Buradaki nişastadan kullanalım. Şöyle yetmezse öteden de alırız. Hemen açmaya başlıyoruz. Bir tanesini açtık. Bakalım sayın oradan kaç tane açacağım. Yedişer yedişer açıyoruz. Gördünüz mü çocuklar? Bunlar zaten kızardığı zaman ayrılacak. Nişastayla açıyoruz ya. Şöyle. Yırtılma. Neyse yırtılırsa da aralara dolduracağız yırtıkları. Gelenler bir maşallah demeden geçmeyin. Bak nazar etmeyin. Evet gelenler hoş gelmişler. Canlı yayında baklava yapıyoruz çocuklar. Annenize yaptırın. Tarif bilmeyenler varsa da bu şekilde öğrenmiş olacaktır. Ben sizden gizli saklı yapmıyorum zaten. Tariflerim genelde birebirdir. Çocuklar ben şimdi onu da bana da demeyin bana. İşim var görüyorsunuz ya.
şeyler sorun, cevap veririm ama onu deyin, bunu deyin derseniz inan yapamam hepsini. Teşekkür ederim. Pişirdi ne kokular gelecek. Baklava kokusu. Daha sonra şerbetini ne zaman açacağız? Bu şimdi pişecek, kızaracak, bırakacağız. Kapatacağız kuru bir şekilde. Arife günü ne kadar duracak? Hemen haşlamayacağım çocuklar. Çünkü Arife günü haşlayacağım. Sabahsız da bayram. Açabildiğimiz kadar, inceltebildiğimiz kadar. Bakın böyle eliniz yavaş yavaş kenarlara doğru kaydırarak yufkaları açıyoruz. Tamam, bu da oldu. Hop. Onu da götürüyoruz. Şöyle gösterelim. İkinci. Sıra geldi üçüncüye. 2, 4, 5, 6, 7. İşte kimilerini ufak yapmışım herhalde. Elime küçük küçük geldi. Şu şekilde bastıra bastıra bakın açtırıyoruz, üst üste koyuyoruz. Hazır aldığınız baklavalardan kat kat lezzetlidir bu baklava. Teşekkür ederim. Gelenler hoş gelmişler. Canlı yayınıma beğeni atmayı unutmayın. Güzel güzel yorumlar yazmayı unutmayın. Abone olan, abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hadi bakalım hepsini söyledim. Arada da süper teşekkür falan atın ya. Hiç atmayınız çocuklar. Bir kişi geçen gün attı ama sağ olsun. Hiç öyle bir şeyler de atmayınız yani. Artık katıl butonumuzda aktif. Katılmak isteyen 10 lira karşılığında katılabilir. Sıra katıl butonu vardır. En sonuncu çok pahalı olan sponsorlara ayrılmıştır. Sponsor olmak isteyenler katıl butonundan katılabilir. Sponsor butonundan canlı yayınlarımıza sponsor olabilir. Hadi bakalım. Hadi. Tamam mı? Canlı yayınlara sponsor yapabiliriz. Kalbimiz sizinle. Bak attım bir kalp, tamam mı? Çocuklar. Üçüncü yufkayı da açıyoruz. Hadi bakalım. Kalabalık olalım. Daha bunu açacağız. Aralarını kat kat döşeceğiz. Cevizlerini serpiştireceğiz. Keseceğiz dilim dilim. Daha sonra üzerine yağını haşlayacağız. Ve fırına vereceğiz. Oradan çatışı kapacağız. Yasemin hoş geldin. I love you. I love you mu dedin? Devam ediyoruz. İşimiz tatlıyı da yaptık mı? Bir daha temizliğe girişeceğiz. Anca bayrama kadar temizlik yaparım. Yavaş yavaş. En son ne yapacağız? Biz bayrama burada sarma soruyoruz kızlar. Şöyle bir tencere dolusu bayram sarması. Onu da yapacağız. Onu da bayram harfeden bir gün önce hazırlarım. Harfe günü onu da pişiririm. Bir de börek yapıyoruz. Bizim burada böyle. Sizin oraları nasıldır bilmem. Göçmen böreği, kırma börek deriz. Biliyoruz mu? Evet, ondan yaparız. Bayrama. Börek, sarma, tatlı. Yemek bir söylemeyin artık. O herkes kendi evinde misafirine yemek koyacaksa koyar. Tamam, bunu da açtık. Üçüncü de açıldı. Bakın şimdi şöyle gösteririm onu da. Hop. Üçüncü yufkamızı da açtık.
sayayım bana. Daha sonra unutabiliriz tabii sayısını. Bakalım kaç kat yapabileceğiz? 2, 4, 6, 7, 7 tamam iyi geldi. Ölçü. Daha büyük kesseydik 6 yapardık. Şimdi şastamızdan da bırakıyoruz. Şöyle bakın. Üst üste bunları koyuyoruz. Çok fazla da nişastaya bularsanız bu sefer de yırtılma yapabilir. Hadi bakalım. Dördüncüye başladık. Siz de sayın orada. Ben unutursam söylersiniz. Ne gördün Şerife? Mantı değil şekerim, mantı değil. Baklava, baklava. Mantı olur mu? Mantı hamuru olmaz. El açması, ev yapımı, anne yapımı baklava yapıyoruz. Hadi bakalım. Bak hamurumuz da dinlendi ya. Yağ gibi açılıyor vallahi. Güzel yorum yazmak incelemeyi alıyor YouTube zaten. Kötü yorum yazmayın, tamam mı? Nişastası az geldi mi? Hemen böyle alt kısmı üstüne atmayın. Böyle alt kısmı biraz sepelediniz mi? Zaten yuvarladıkça üstüne nişastayı geçirecek. Bakalım hızlı hızlı yapalım. Bunu da açtık. Dinlendiği için hamur yağ gibi açılıyor artık. Dört tane oldu değil mi? Artık unutun. Devam edelim. 5, 6, 7. Hamurların içindeki nişastaları kullanıyorum. Hamurlar açıyoruz. Azaldıkça onlar kullanılsın. Poşettekini yetmezse tabii de kullanacağız. Yeterse o kalsın. Ondan da sütlü tatlı yaparız sonra. Teşekkür ederim. Tabii ki de herkesin işi gücü vardır gidebilir. Bizim işimiz de bu yani. Merak eden de tabii beklesin. Kadar zamandır 34 dakika olmuş çocuklar ben canlı yayını 4 tane mi açtım bu 5. sanırsam yapıyoruz yani 1 saatte ben bunu hemen hemen kolaylayabilirim yani. Canlı yayını açıyorum işte artık bunu açtım. Pişirmesini kapatacağım herhalde. Çok uzun zaman alır pişirmesi. 1 saatte pişireceğim ben kendim biliyorsunuz. Davul fırında pişiriyorum. Çok hızlı çekmemesi lazım. Eğer yaparsanız size yine açıklama yapayım çocuklar. Kendi dereceli fırında pişirirseniz 180 derecede böyle 180-190 derecede 1 saatte yavaş yavaş pişirin ki
içindeki katları da pişsin. Yani içindeki katları çiğ kalmasın. Çünkü kat kat koyuyoruz ya. Ben bunu şimdi nasıl pişireceğim? Davul fırınım benim harıl harıl çeker. Yavaş yavaş pişireceğim. Arada kapatacağım, bekleteceğim. Ayara gelsin. O şekilde piştikten sonra tamamdır. Kapayıp bırakacağım. Harife günü haşlayacağım. İsterseniz haşlama yerinde gösterebilirim o zaman size ama o günü de siz gelmezsiniz. Herkesin işi gücü vardır kendine göre. Gelirseniz onu da canlı yayında haşlayabiliriz şerbetini. Tamam, bu da açıldı. Hop. Bu da hazır. Hızlı olmak lazım. Çünkü hamurlar kurur. Nişasta kurutur bunları. Hızlı hızlı hemen işimizi takip ediyoruz. Pit 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 pitlenirsen hamuru kurur, parçalanır, dağılır. İyi bakın, ben nasıl yapayım, yaparsanız da yapabilirsiniz yani. Yapılmaz diye bir şey yok. Artı bunların videoları var zaten kanalımda. Ayrıntılı bir şekilde gösterdim. İsterseniz onlara da bir bakın derim. Hazır almaya kalksanız kilosu kaç para baklavanın? 400 lira falan diyorlar ama bilmiyorum artık. Kavga etmeyin çocuklar. Kaka, orada neler yazdığınız bilmiyorum ama. Kavga falan etmeyin ha. Oklava bak buradan. Kavga edeni diyorum. Güzel güzel. Yorumlar, mesajlar yazın ki kalabalık olalım. Hadi bakalım. Daha şu anda 33 kişi gözüküyoruz. Oklava elimde bak, ona göre. Bu oklava o pişiye adam eder. He. Ona göre. Annelerin oklavaları meşhurdur. Değerlikleri, süpürgeleri. Adam eder adam. Evet çocuklar ya, şakalaşıyoruz. Devam edelim ben. Bir taraftan gözüm sizde hani. İnşallah kötü bir şeyler demezsiniz. Derseniz de böyle okla. Oklavayla hemen oradan engelleyeceğim sizi bak ha. Evet, bunu da açtık. Tamamdır. Hadi bakalım. Sen de eşleğinin yanına. Hızlı hızlı devam. Kim hakaret ediyor bakayım? He? Sopalarım bak. Söylemedi demeyin. Kim ediyor bakayım? Ya yine takip edemeyeceğim çocuklar ya. Daha sonra kaldırırım ben o yorumu. Şimdi buradan kalkıp o yana geçmem. Siliniyor bazı mesajlar zaten ama bilmiyorum. Engelleme yapmam için buradan kalkmam lazım. Karşı tarafa gelmem lazım. İşimi bırakmadan devam ediyorum. Eden kendine dermiş. Daha sonra kaldırırız onun yorumunu.
Teşekkür ederim. Kolay gelsin diyenlere. Kimi engelliyim? Hülya Aydıngöz. Elsat. Elsat mı? Tamam, bakayım bakalım ama şunu açayım da. Geleceğim şimdi takip etmeye, engelleyeceğim çocuklar. Tamam. Yorumlara yaklaşacağım şimdi. Şunu bir açayım bakalım. Yerimden kaldıracaksınız siz beni zorla. Su böreği yaptım ben. Geçen gün çok olmadı ya. Tamam, engelleyeceğim çocuklar. Ben burada görmüyorum gerçi yorumunu ama bakacağım. Kötü yorum yazdıysa tabii ki de engellenecek. Burası kötü yorum yazma yeri değil. Elimden geldiği kadar size güzel böyle bilgiler vermeye çalışıyorum. Faydalanırsanız faydalanırsınız. Ne diyelim yani. Böyle canlı yayında sizlere kim baklava açmış ki? Açamazlar çünkü. Yemez hiçbiri. Şerife gelmiyor onun yorumu bana. Ben engellediğim için mi? Yani bazı yorumları da engelliyorum da. Yani kelimeleri engelliyorum çocuklar. Şu anda bak bir tane incelemeye gitti. Bak ben görmüyorum şu anda. YouTube zaten engelliyor onları. Boğazım gıcıklanmaya başladı. Tamam, bunu da açtım. Tamam. Bir daha mantı yapalım. Şöyle sıkma mantı var ya. Siz konuyu değiştirin çocuklar. O yazamaz o zaman. Sıkma mantı var ya, ondan yaparım size çocuklar. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boğazım gıcıklanmaya başladı çocuklar. Şu anda biraz susmam lazım, tamam mı? Güzel güzel şeyler yazın. Kavga etmeyin. Dediğim gibi. Yedi tane hamur üst üste, aralarına biraz nişasta serperek koyuyorum ve açmaya hemen başlıyorum. Merdane ile de açabilirsiniz. Uklava kullanmasını bilmeyin ama merdane ile tabi böyle ince açılmıyor. Biraz kalın kalıyor. Var merdanem de kullanmıyorum. Bugün baklava yapıyoruz çocuklar. Yeni gelenlere söyleyelim. El açması cevizli. Anne baklavası yapıyoruz. Bayram baklavası yapıyoruz. Ramazan bayram baklavası. Bir daha da kurban bayram baklavası yapacağız. Bu normal her zaman. Hemen hemen her bayram yaptığım baklava çeşidi. Tabii baklavanın birçok çeşidi var. Kolayları var, zorları var. Ne diyelim, sütlüsü var, sütlüsü var. Geçen gün sütlüsünü yaptım, onu kıza yaptım. Götürdüm, çok beğeni aldı, beğenmiş, teşekkür etti. Kendime de bunu yapacağım. Havada çok güzel. Aslında ben size dışarıda yapacaktım da kuruyacaklar yufkalar diye dışarı çıkmadım. Çok güzel hava bugün. Ama abone olun bak, kaçırmayın. Bu yazın artık bol bol bahçeden biberler toplayacağız, patlıcanlar toplayacağız, ekeceğiz, dikeceğiz, sulayacağız. Size bol bol canlı yayın açacağım çocuklar. Abone olun ki kaçırmayın hiçbir canlı yayınımı, hiçbir videomu. Bugünlerde canlı yayına bol bol düşkün olduk ama Ramazan münasebetiyle bilmiyorum. Ramazan'dan sonra ne yaparız? Yalnız bırakmayın ablanızı. Hadi bakalım. Bunu da açtık. İşte. Baklavamız açılıyor.
Bayağı açtı. Kaç tane açtım unuttum ama açtım. Sayarız tekrar. Kat kat koyarken. 6, 7. Daha açacağız, açacağız. 16, 17 mi olur? Kaç olur? 15 mi olur? Bilmiyorum kaç tane çıkarsak ayrı. Tatlı hamurlar hazırladığım bitene kadar açacağım. Bir tepsi. Kat kat. Baklava yapmak kolay değil çocuklar. Biraz zahmetli. Ne derse desin takip edemeyeceğim çocuklar. Kim ne derse desin. Daha sonra kaldıracağım ama yorumlar. Kötü yorum yapıp da orada kalacağız sanmayın. Hadi bakalım. Hadi bakalım toplanın toplanın. Devam ediyoruz. Bugün herkes evde, okul yok. Eden kendine dermiş çocuklar. Boş verin, dert etmeyin. Onun ayır da öyle demek. Tamamdır, bunu da açtık. Ben devam edeyim. İşime de engel olmasınlar. Çünkü kurur benim hamurlar. Kötüleyenler var ya, kendileri beceremedikleri için. Onların elinden bir şey gelmez. Onlar sadece otururlar oraya. O kötü, bu kötü. Ama gelmez hiçbir şey. Keşke kötü yapsan da kendin yapsan. Bak siz benim hakkımı savunuyorsunuz. Devam edin çocuklar. Ablanızı yalnız bırakmayın, tamam mı? Hadi bakalım. Şerife güzel savunuyor orada. Bak gözüm sana takılıyor Şerife, sağ ol. Hakkımı savunuyorsun sonuçta buradan benim. Sağ ol bak Şerife. Teşekkür ederim. Sağ ol Linda. Ay. Çocuklar oruçluyuz ya. Vallahi sağ olun çocuklar ya. İşim olduğu için, bakamadığım için bak. Koşalayın o küfür eden varsa orada. Yok edin onu orada. Geldiğine pişman olsun.
Neyse silerim ben onları daha sonra da. Teşekkür ablacığım. Teşekkür ederim Lindacığım. Sağ ol. Baklava yapıyoruz. Baklava. Eliniz maharetliyse yapın siz de. Malzemeler sitesini yazacağım sonra. Bitti mi canlı yayın? Ne kadar sürede açmayı bitireceğim çocuklar. Şu anda 51 dakika olmuşum. Doğadan bazı olaylar. Tamam, kahvaltı yapacak olan tabii ki de yapabilir daha henüz erken. Çünkü bugün tatil, çocuklar uyuyor yani, kalkmıyor. Kahvem canlı yayın devam edecek çocuklar. Çünkü şurada nereden baksam 4-5 tane daha açmam lazım yani. Daha sonra kat kat tepsiye dizeceğiz. Aralarına cevizlerini vereceğiz. Ve keseceğiz. Sonra yağını kızdıracağız. Yağını vereceğiz. Daha sonra da fırında pişireceğiz. Ama fırında pişirme aşamasını göstermeyeceğim bu sefer. Çok 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 uzun sürecek. Tamam mı? Tamam, bunu da açtık. Bak. Görüyorsunuz mu? Bu da açıldı. Devam ediyoruz. 3, 4, 5, 6, 7. Daha var ya. Daha var var. Çocuklar çıkabilirsiniz. Tabii ki de işi gücü olan çıkabilir, işine bakabilir. Ama benim işim bu. Yani bitene kadar canlı yayın açık. Daha sonra kapatacağım. İsteyen bakar, tabii işi olan çıkar. Daha sonra bakarsın, daha sonra. Merak ediyorsan son halini de daha sonra videoya bakabilirsin. Canlı yayınlar kalacak kanalımızda. Açıyoruz maşallah. Yağ gibi. Maşallah demeyi unutmadınız değil mi? Nazar olmayalım da bitirelim.
Hadi bakalım bu canlı yayın bitene kadar bir 5000 izlenme bari yapalım çocuklar. 2000-3000'in arası yapıyoruz da hadi 5000 bari yapalım. Bu arada abone olmayanlar da abone olmayı da unutmasın. Böyle sık sık canlı yayınlar açıyorum. Laflıyoruz. Biraz bugün az ama onu da işimi takip etmem lazım olduğu için size çok dikkatli bakamıyorum yorumlarınıza. Kavga etmeyin çocuklar. Lütfen kavga etmeyin. Güzel güzel. Güzel güzel anlaşın. Tamam bunu da açtık. Tane kalıyor. Bunları 8'de yapalım şimdi. Son 3 taneyi açacağız. Bölüştürdüm. Bunu 3 taneye de 8 8 3 hamur kaldığı için bunları da 8'de açacağım çocuklar. Son 3 taneyi açacağım. Hadi bakalım bitiriyoruz gayrı. Bayağı da açtım yani. Bilmem artık kaç tane oldu. Bunu da açtık mı? İki tane daha açtık. Tamamdır. Hemen cevizlerini hazırlamaya geçeceğiz. Tepsiye yerleştireceğiz. Ne kadar zamandır? Bak bir saatte gördünüz mü çocuklar vallahi yani yalan değil 9 dakikadayız şu anda 2 tane kaldı 1 saat içinde ben bunu takır tukur hem parçaladım ufak ufak nişastaya açmasını da 1 saat içinde yapmışım elim ne kadar hızlı gördünüz mü o benim değen ustalar var ya çırak olamazlar çırak. Bazı programlarda çıkan ustalar var ya, şu olmazsa olmaz, bu olmazsa olmaz diyenler. Çırak almam hiçbirini yanıma. Kavga etmeyin diyorum ama ediyorsunuz sanırsam. Bugünlük de böyle olsun. Takip edemiyorum, kaldıramıyorum o kötü yerde yazanları. Neler yazdınız daha sonra bakacağım. Evet, şu anda 46 kişi gözüküyoruz canlı yayında. Hadi bakalım toplanalım çocuklar. Şimdi cevizleme aşamasına geçeceğiz. Heh. Fındıkla da yapabilirsiniz. Ben genelde ceviz kullanıyorum. Tabii Antep fıstığında da olur da Antep fıstığının yanına da yaklaşmak anam. Kim kaç para kilosu?
tamamı doldu. Sekiz, iki, dört, dört, tamam. Sekiz sonuncu kaldı. Bundan hariç bir tane daha açtık mı? Yufkaları açma aşaması bitecek. Evet, kurumadan açtık yufkaları. Nişastamız da iyi geldi. Buradaki kaldı. Yani kilo nişasta aslında yetiyor da ben almışken çok çok alıyorum. Oradakiler kavgayı kesiyoruz tamam mı? Okla geliyor bakalım. Oklava geliyor. Kavgayı kesin bakalım. Bak oklava burada. Ona göre. Oklavadan geçir bebeğinizi. Sopalarım. Kötü yazanlar var. Bak engelliyor. Sağ olsun YouTube onları hemen engelliyor. Evet, sonuncuları da bakın bitirdim çocuklar gördünüz mü? Sonuncuları da açacağım. Kaldı bir nişasta. Şimdi sonuncuyu açtık mı hemen cevizleyeceğiz. Tamamdır.
Evet, soğancığı da açtım. Hemen şimdi cevizleme aşamasına geçiyorum çocuklar. Hepsimizi aldık. Hemen bu sonuncu yufkayı da ilk önce alt kısmı seriyorum bir tanesini. Şimdi kat kat koyacağız. Hiç tepsimi yağlamaya gerek yok. Zaten şimdi üzerine yağ haşlayacağız ya. Hiç yağ koymanıza, yağlamanıza gerek yok. Yapışmayacaktır. Bir. İkinciyi atıyoruz. Şöyle büyük gelse bile hemen orta yerini büzüştürmeli yapın. Yaparsınız tabi sizde. Şöyle iki tanesini serdik. Şunu şuraya koyalım. Çok güzel açılmış. Bunu üst kısma ayıralım. Evet. Üçüncüsünü seriyoruz. Üç. Bakalım kaç tane açmışık. Şimdi üç tane de bir böyle içine ceviz serpebilirsiniz ya da tam orta yere serpebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ben birazcık serpiştireceğim. Ortaya biraz fazla serpebilirim. Tamam, yeter. Şöyle aralı olsun biraz. Üç koydum değil mi? Dört. Dördüncü yufkamız. Bayağı da açmışım yani. Maşallah bana. Beşinci yufkamız. Azıcık bunu da atalım ya. Çok fazla aralamayalım. Beşinci yufkamızı da koyduk. Sayacağım bakalım. Şaşırmazsam. Altıncı. Toplanın bakalım. Dağılışmayın. Son haline geliyoruz gayrı. Yedi. Bu da güzelmiş. Yedi tane saydım. İnşallah doğrudur. Yanlış saymamışımdır. Evet. Yedi. Sekiz. Dokuz. Kaç tane kaldı ki? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Tamam, dokuzuncu koymuyoruz. Şimdi tam bunun üstüne, sekiz tanenin üstüne bol serpiyoruz. Burası orta kat çünkü. Burada cevizi bol. Kıskanmayalım. Çok gelmesin gözümüze. Böyle bol 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 ceviz yiyoruz. Çünkü tam ortası gösterecek tatlıyı zaten. Servise koyduğunuz zaman tam orta yerinde böyle bol bol dursun. Çok güzel oldu. Bol bol serptim. Gördünüz mü çocuklar? Şimdi devam ediyoruz. 8 tane açmışım. 8 de burada var. Toplamda 16 tane yufka. Her birinde 7'şer tane var. Hesaplayın bakalım. Hadi çarpın. Şimdi ben çarpamayacağım size kafam. Kaç kat oluyor? Artık ben hesaplayamayacağım. Çünkü kafam buraya gidiyor. 16 tane açmışım. Her birinde de 7'şer hamur var. İki tane yine attım. Yine atıyorum birazcık.
Tabii tam ortaya biraz bol keseden verdim cevizi. Bakın gördünüz mü çocuklar? Bunlar bir saat içinde açılan yufkalar. Ne kadar hamar attım gördünüz mü? Bir saat içinde hem böyle nişastaladık hem açtık. Evet, çok güzelmiş. Bunun üstüne mi koysak? Ne yapsak? Şunu ayıralım da bunu üstüne koyalım. Güzel açmışım bunu da. Bakalım birini koyacağız. Evet. Evet, son defa atacağım. Son iki tane kaldı. Onların arasına koymayacağım. Ya bitirdik cevizi ya. Hadi bitsin ya. Hadi hepsini. Tamamdır. Artıya yok. Bitti. Of, Allah. Hangini koyalım ki üstüne ya? O da güzel, o da güzel. Yine biz ötekini koyalım. Şimdi yine buraya koyalım, öbürkünü koyalım. Sonuncuyu da en üstte böyle kapatıyoruz. Yufkalarımızı bitirdik. Güzel güzel serdik. Şimdi sonuncuyu böyle güzel yapalım değil mi? Böyle yerleştirelim güzel. Şimdi çocuklar. Bu biraz gördüğünüz gibi sarpa yapıyor. Bunun önlemini ne yapacağız? Şöyle hemen oklavayla bazı yerlerini hemen kesiyoruz. Şimdi buruşturmuyoruz bunu. En altları buruştur diğerleri ama bu üstte. Bu buruşmaması lazım. Bu düzgün kalması lazım. Haliyle onu da böyle oklavayla hemen kenarlardan tepsinin büyüklüğüne göre kesiyoruz. Tepsinin ağzına zaten oklavayı bastırdınız mı? Kesilir. Bunları ne yapacağız? Aralarını atacağız. Ziyan olmasın. Hemen kaldıralım. Şöyle bir iki kat. Hadi bakalım. Sizi de böyle aralara bırakıyorum. Ziyan olmayın. Ben oraya sakladık onları. Kimisini de buraya atalım. Sizi de buraya atıyoruz. Tamam. Hiçbir şeyini ziyan etmedik. Tam bir tepsi. Hamurumuzu hazırladık. Şimdi keseceğiz. Şöyle gösterelim bakalım. Son halini. Gördünüz mü çocuklar? Baklavayı hep birlikte yaptık. Şimdi keseceğiz ama bıçağı ben getirmemişim. Hemen bıçağımı alıp geliyorum. Thank you.
geldik, bıçağımızı getirdik. Şöyle bir kurban bıçağı. Çok keskin bu. Bunu kullanacağım. Hemen kesmeye başlıyorum. Bakın oradan siz de öğrenin bakalım şimdi. Tam ortadan şöyle dörde böleceğiz. Şöyle bir kere şöyle yapalım ki aralarında kat kalmasın. Tamam. Şimdi buradan da böyle yapıyoruz. Çatallı baklava keseceğiz. Tam orta yerini çatal yapacağız. Çiçek yapacağız yani. Şimdi gördünüz mü? Bir böyle çapraz kestim. Şimdi çatallarını kesiyorum. Hadi bakalım. Bittiğine göstereceğim çocuklar. Oradan görürseniz görün. Görmezseniz de son halini göstereceğim. Çok güzel oldu. Hep birlikte çok güzel baklava yaptık. He. Yağını haşlamasını da göstereceğim. Daha sonra pişireceğim. Oradan öte yok. Pişirmeyi kendi başıma yapacağım çocuklar. Orasını göstermeyeceğim. Orasını siz kendiniz yapın artık. Bir saatte onu bekleyemem değil mi? Bakın şimdi şöyle çapraz çapraz kestim. Şimdi bunları tekrar dilim haline getiriyorum. Bir bölgesini kesmiş olacağız. Baklava dilimi ben böyle kesiyorum. Çatallı baklava. Şimdi bunun tam yarısını kestik. Şimdi diğer yarısını kesiyoruz. Şimdi diğer yarısını kestik. Bu ortası tam çatal kaldı. Bir tanesini kesmeyeceğim. Alt kısımlarını tekrar çatal haline kesiyorum. Baklava şekline getiriyorum. O bir tanesi çiçek olacak çünkü. Aynı böyle bir burada, bir burada, üç, dört. Dört tanesi çiçeğe dönüşecek. Bakın şöyle gösterelim. Bir bölgesini kestik. Şimdi geçtik diğer bölgeye. Dört bölgemiz vardı. Aziz Allah, Cenişallah. Öğlen okunuyor çocuklar. Hızlı hızlı keselim. Şu baklavayı hazır almaya kalksanız size çok fazla pahalıya mal olur.
Kendiniz yapın. Bakın her ayrıntısını gösteriyorum. Kendiniz yapın çocuklar. Bilir bilmez. Kalın bile açsanız yufkaları kendiniz yapın. Nereden baksanız bu tepside 4 kilo baklava çıkar yani. Hesaplayın tatlıcılarda kaç para kilosu. Tam yarısını şu anda kestik. Tam yarısını baklavanın kestik. Devam ediyoruz. Çocuklar güzel yazıyorsunuz değil mi? Kavgayı kestiniz değil mi çocuklar? Azalttık ama zamanımız 1,5 saate yollandı. Ama tatlımızın da bir şeyi kaldı, yağı kaldı. Üzerine yağını vereceğiz. Daha sonra kapatacağız canlı yayınımızı. Öğrenmek isteyen canlı yayının tekrarına bakabilir. Nasıl yaptım aşama aşama gösteriyorum zaten. Ben evimde böyle yapıyorum. Bittiğine malzeme listesinde yazacağım. Tam bir şekilde. Evet, son bir bölüm kaldı. Onu da kestik mi tamamdır. Kürt böreği değil canım ya. Kürt böreği böyle yapılmıyor ki zaten. Kürt böreğinin yapılışını gördüm. Şöyle yufkaları sallaya sallaya yapıyor çocuklar. Kürt böreği değil bu, değil. Kürt böreği yazarsan YouTube'da zaten çıkar onun yapılışı. Bu şekilde de kesilmez yani. Biliyoruz o kadar. Dün yaptık böreği. Patatesli börek. Dün yaptık. Bugün var da patatesli böreğimiz bitmedi. Bu akşam bile yetecek. Onu da canlı yayında yaptık. Bakabilirsiniz canlı yayın videolarına. İşte kesme aşamamız bitti. Tamamdır. Bir de buradan böyle alalım. Ve tatlımızı kesme aşamasını bitirdik. Evet. Tatlımızın kesme aşaması şu anda bitti. Tabii işimiz bitti mi? Bitmedi. Tabii ki de yağını haşlayacağız. Şimdi ben hemen küçük tüpümü getireceğim buraya. Yağımızı kızdıracağız ve son halini vereceğiz.
Şöyle bir yer açalım bakalım yavaş yavaş. Bunları sonra toplayacağız. İş çok, iş çok. Şöyle kenara gel. Ben hemen küçük tüpümü getiriyorum, yağımı kızdıracağım. Şimdi tripatoteye benimle koşturmaktansa burada hemen yağı da kızdıralım. Evet, yağlarımı da hemen aldım, tüpümü aldım. Tavamı aldım. Şimdi bunu kaldıralım buradan şimdilik. Sen buraya geç. Ve yağımızı haşlayacağız. Kızdıracağız çocuklar şimdi. Tavamızı koyuyoruz. Şöyle paket yağ kullanıyorum. Bakın markasını göstermeyeceğim size. Hiç kimsenin reklamını yaptığım falan da yok yani. Şöyle bir bütün hop koyduk. Bir tanesinde yarım kullanacağım. Neyse, bıçak kesin. Açacağız herhalde. Bir buçuk paket. Bakın bunu da koydum. Yeterli. Ben de burada. Evet, şimdi yağını haşlıyoruz. Görüyorsunuz herhalde. Tamam, görüyorsa sorun yok, mesele yok. Bakalım yorumlarınıza. TikTokçu. Niye TikTok'un reklamını mı yapayım? Bir kaşık getirmemişim. Bir de tahta kaşık da getirelim. Yağın şimdi kızmasını bekliyoruz. Yağımız kızdığı zaman hemen yağını vereceğiz ve canlı yayınımızı bitireceğiz. 1,5 saat olmuş çocuklar. Yağımız erisin tamamen. Azıcık açalım, hızlandıralım. Evet. Görüküyor mu çocuklar orada? Kaldıran biraz çikolatanın kapısını yukarı. Yanmaz yanmaz. Biraz kızması lazım zaten. Size biraz daha göstereyim bakalım. Merak edenler tavanın içini görsün. İnşallah görürüz. Bilmem artık. Ay bunu da belime koyuyorum kızlar. Buz gibi bulak soğuk yürümüşmesin. Şimdi yağımızı tamamen erimesini bekliyoruz. Evet, gelenler hoş gelmişler. Yağ kızarken bakalım bakalım. Kimler neler yazıyor. 1,5 paket koyduk. Paket 250 gram. Bir de yarım koyduğumuza göre 350 gram arası yağ koymuş. Erisin bakalım. Bugün baklava yapıyoruz. Baklavamızı açtık, hazırladık. Şimdi yağını vereceğiz. Daha sonra canlı yayınımızı kapatacağız. 1,5 saattir canlı yayın yapıyoruz. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Azerbaycan'dan. Birisi vardı sabah mı? Sen miydin ya? Yeni yayın açtığım zaman bir Azerbaycan'dan bir arkadaş vardı ama. Aleykümselam.
Cızır cızır eriyor. İçini yağlar eridikçe eriyor dedikleri gibi bu da cızır cızır eriyor. Güzel canım kızsın. Daha sonra vereceğiz tatlını yoğun. Buyur gel. Ama kapatacağız birazdan canlı yayını. Ha, ona göre. Kapanacak biraz. Birazdan da kapanacak. Yağın arma aşaması kaldı. Pişirmesini beklemeyecek. Pişirmesini kendim. Pişirmesini kendiniz yaparsanız eğer arıza bakıp da 180 derecede pişirin, ağır ağır pişirin, 1 saatte kızartın. İçi dışı güzel kızarsın. Tabi biliyorsunuz benim davul fırında pişirdiğim için ben sürekli takip edeceğim. Ben de 1 saat tutacağım pişirme aşamasını. Güzel güzel yağ vurdu. Tamamen kızması lazım yani. Hemen eriyip dökmüyor. Biraz kızdıracağız. Yakacağız. Alev. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sıvı yağ koymuyorum. Sıvı yağla da yapabilirsiniz ama sıvı yağ biraz koku yaptığı için ben koymuyorum. Margarin ya da tereyağı koyun. Aynı ölçülerde. Bayram geliyor değil mi? Kalkımıza hazırlayalım ki o hazır olsun, daha sonra temizliklere girişeceğiz. Belki açamayız canlı yayın sizde. Şimdi temizliğe başlayacağız. Oruç bir taraftan, temizlik bir taraftan. Yetiştiremeyiz yani hepsini. Biz de insanız, can taşıyız yani. Bakın hep kızıyor şu anda yağınız. Kızlar, güzel kızlar, çocuklar. Tereyağı geliyor, margarin. Tereyağı alamadım bu hafta. Çok pahalı. 300 lira burada yağın kilosu, bilmiyorum şimdi oralarda nasıldır. Hayat şartları çok zorluyor çocuklar. Paramız varsa, imkanımız varsa tereyağı alıyorsun. Aynı ölçülerde. Şimdi ne yap? Şöyle azıcık tepik olan yerlerinden birazcık alalım. Nereye alacağız? Hani burada benim bulaşık tabağım var. Elime misafalar geldi. Fazla yağ. Köpüklerini birazcık alıyorum ki bunlar biraz acı yapar. Yoksa başka şey yok. Hemen az bir şey aldık. Hemen geldi. Buyur gel. Buyur gel. Evet, yağımız kızdı çocuklar, gördünüz mü? Bayağı bir kızdı. Yani bunu özellikle kızdırman gerek. Şimdi hemen tatlının üstüne vereceğiz. Hatta ne kadar kızacak derseniz şu kaynama aşaması böyle yavaşlayana kadar kızacak. Tamamen kızacak. Kızgın olması lazım. Yasın. Döver, aynen. Tamamdır. Hemen şimdi kapatıyorum. Hop, sen şimdi buraya geç. Kızlar imkanlar dahilinde yani benden böyle çok fazla cafcaflı şeyler beklemeyin. Evet, tatlımızı buraya koyuyorum ama göremediniz değil mi? Mecburen yine soframızı buraya getireceğiz. Özellikle herkesin tam görmesi için ayarlamaya çalışıyorum ki sen şöyle gel bakalım. Yavaş. Sofra
Kavurmamızı yine aldık şöyle önümüze ki göresiniz diye özellikle. Şimdi yağını vereceğiz. Evet, tatlımızı getirdik. Son haline vermeye hazır mısınız çocuklar? He? Sesinizi duyamıyorum. Şu yağın yine köpükler olmuş biraz. Tamamdır. Ay gene gelen var galiba. Şöyle şimdi yağın üzerine veriyoruz. Bakın bu şekilde her yerine gelecek şekilde yağı veriyoruz. Bu yağ buna yetecektir. Çıt çıt bağırıyor gelen var. Evet, şöyle çevirelim. Çok güzel oldu yalnız tatlımız çocuklar. Çok güzel oldu. İyi bakın oradan. Bakın son halini kaçırmayın. Kızardığına size küçük bir short çekerim. Short videosu. Kızarmış halini görürsünüz. Oradan bakarsanız görürsünüz. Fırında piştikten sonra. Güzel bir yağladık her tarafına. Güzel güzel yağını verdik. Verilmedi, yeri kalmadı çocuklar. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu bana. Elime sağlık, elime. Şöyle biraz yanık yeri kalsın. Tamamdır. Evet, tatlımız hazır çocuklar. Şöyle gösterelim. Nasıl? Güzel mi? Hep birlikte yaptık. 1 saat 39 dakika yani 40 dakikada tatlımızı hazır hale getirdik. Şimdi pişirmesi kaldı. Onu da kendi kendime pişireceğim. Artık canlı yayınımı kapatıyorum. Hepinizin desteği için çok teşekkür ederim çocuklar. Güzel güzel yorumlar yazdınız. Kötü yazdıysanız sileceğim daha sonra. Kontrol edeceğim. Teşekkür ederim Yasemin'cim ya. Sağ ol. Desteğin için. Orada kötü yazanları koşaladığın için sağ ol. Teşekkür ederim. İşte böyle canlı yayınlara gittiğiniz zaman çocuklar sizlere güzel bilgiler öğreten kanallara gidin. Tamam mı? Boş çene yapanlara gitmeyin. Gitmeyin boş çene yapanlara. Öyle güzel bilgiler veren kanallara gidin. Aha. Hep birlikte yaptık. Son halinde gördünüz. İlk baştan kaçırdıysanız baştan başlayın izlemeye tekrar canlı yayını. Ve tatlıyı kendi kendinize siz de yapın mis gibi bayramda tatlınızı tüketin. Hadi bakalım çocuklar. Benden şimdilik bu kadar. Kanal ne diyoruz? Kanalıma abone olmayanlar kanalıma abone oluyor. Abone olanlar da bildirimlerini açıyor. Bildirimleri açmak çok önemli. Eğer açmazsanız benim böyle canlı yayınlarımdan haberdar olamazsınız. Abone olunca da bize destek olmuş oluyorsunuz yani. Bu kadar. Destek olursanız videolarımız izlenir. Hadi bakalım. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Daha güzel canlı yayınlarda gene görüşürüz. Yasemin çok teşekkür ederim desteğin için. Sağ ol canım. Sağ ol. Çok teşekkür ederim desteğin için. Çünkü kendi işimle uğraşırken orada yorumlara bakamadım. Bana destek oldun. Hepsinin ağzının payını verdin. Teşekkürler. Sağ ol, var ol. Hadi bakalım kapatıyorum gari. Kendinize iyi bakın çocuklar. Dediğim gibi boş canlı yayınlara gitmeyin. Sizlere faydalı bilgileri veren canlı yayınlara gidin. Hadi bakalım, hoşça kalın.